geleceğim. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Çorlu Doğada Yaşam Fuarı'nda stand ziyaretlerimiz devam ediyor. Hemen yanımızda mandalin tadında. Mandalina değil, mandalin. Evet, bunu çok fazla Taylan abi yapıyor. Sürekli ben de mandalina, sen de yapıyorsun değil mi? Mandalina, mandalina artık öğrettik yani. Toplumun %80'i mandalina diyor. Ya arkadaşlar, abi neden mandalina değil de mandalin? Sebebi ben yöresel bir ağız bu mandalin. Tamam. Çökertme ve Ege bölgesinde mandalin diyorlar. Bizim buralarda biz mandalina diyoruz. Ben de bunu Ege'de... Sen neredesin abi sen? Orduluyum. Ordulusun. Ama ben bu ismi çökertmede verdiğim için evet. Oradaki insanlar mandalin derken dedim evet. Ki mandalin olsun. Hani İsmi diye de onu da ben biliyorum hikayesini de bir kez anlatırsam. Hikayede anlattım. Evet. Hikaye şöyle, eşimle bir çıkmaz sokağa girdik çökertmede. Çıkamıyoruz yani, normal yola çıkıp oradan Ören tarafına gideceğiz. Bir ablayı gördük, abla dedi ki ben size yardım edeyim. Atlayın dedik o zaman arabaya, atladık falan. Tam o köşeye kadar bizi getirdi. Yolu bulmak için. Yolu bulmak için. Sonra dedi ki ya gelin dedi bir çay içi falan. Bir baktık mandalina, portakal ağaçları var. Tamam. Dedi yazık bunlara dedi ya, bunları evet. Toplayın dedi. Biz evet. Ben iki çuval toplamışım o esnada. Adam ondan sonra onları arabaya koyarken Ebru önüne iki çuval toplamış. İki çuval topladı. Abi sen de maşallah. Ama su sıkacağız diye, içeceğiz diye. Sonra ben de onları hemen arabanın önüne koyduk. Evet. Arabanın önüne koyduktan sonra Ebru dedi ki ya... Mandalina olsun, araba isim arıyorduk falan. Şey mandalina olsun dedim, olur mu kız? Evet. Mandalina olacak yani, millet evet. Mandalina diyor burada. Mandalin diyor. Orada ismini koyduk. Sonra yani, dedik ki yaşadık mı? Mandalina değil, mandalin. Mandalin. Ama aslında bildiğimiz mandalina. Mandalina. Evet. Evet. Ama mandalin olarak. Abi işte. De seni tanıyalım ya. Yani ben, herkes biliyor ama müzik öğretmeni olduğunu biliyorum. Gene de devam ediyor değil mi öğretmenlik? Evet, devam ediyor öğretmenlik. Haftada tamam. 3 gün yine karavanda bir yerlere gidiyoruz. Tamam, boş kaldıkça, boş zaman. Sosyal medya mandalin tadı hesabımız biliyorsunuz. Evet. Artık karavan camiasında. İçeri tam giriyor. İçeri girmiyoruz. Oraya kadar. Oraya kadar. Bu özel karavan olduğu için özel. Satılık değil. Ben şöyle oldu. Zaten karavan camiasında bilinen bir Instagram adresimiz ve YouTube evet. adresimiz oldu. Bu noktada da bunu insanlarla storylerimizle, hikayelerimizle paylaşarak da geniş kitlelere ve bu karavancılığı sevdirme noktasında güzel bir atılımız oldu. Eşim de ben ve kedimiz. Üçümüz geziyoruz. Kaç yıllık karavancısı abi? 7 yıllık karavancıyım. 3. karavanım bu. Semih Entegre 2006 model bir karavana sahip. 17 yaşından başladın karavancılığı. Ben 45 yaşındayım. 38 nasıl yaşında başlamış Kadir oldum. Nasıl oluyor Kadir abi? Hocam yapma ya. Nasıl 45 oldum? 45 oldum. Yani 17 yaşında başlamışımdır. 7 evet. daha olsa 24-25 tamam, olması. Tamam, 30 diyelim. Burada anlaşalım. Orada anlaşalım. Anlaşmak da aynı. Hayat yaşadıkça güzel, hayat sana güzel. Ya bu lafı çok söylüyorum. Söylüyorlar artık bir gün story'nin tekinde şunu dedim. Arkadaşlar herkes kendi tercihlerini yaşıyor. Lütfen artık böyle bakmayın. Evet. Siz ev alacağınıza gidin bir karavan alın yani. Değil mi? Artık bunu bırakın. Genç kalmanın evet, sırrı yani. Karavancılıkta mı? Tabii yani özgürlük hissiyatını kaybettiğin gün o baskılanmayla zaten yaşlanıyorsun. O yüzden özgür hissiyatını nerede bulabilirsin? Karavan bunun için iyi bir tanım. Geçen karavan. Taylan abi dedi yanılmıyorsam. Eşyaları beklemenin anlamı yok dedi. Evet. Binayı, apartmanı, siteyi. Evet. Siz dedi onun bekçiliğini yapıyorsunuz. Binin gezin dedi. Vallahi zaten doğru. Temel problem hareketsizlikten kaynaklanıyor. Evet. Biz hareket edebildiğimiz gün evet. yaşıyoruz. Evet. Japonlar 100 yaşına kadar hala garsonluk yapıyor ya. Evet. 100 arkadaşlarım var. 100 yaşında adam garsonluk yapıyor. Sebep günde 10 kilometre yürüyor, su içiyor, az yiyor, hareket ediyor işte, bu kadar basit. Ama biz otur anam otur, otur anam göbeği büyüt diye içiyor. Bir de yeme hastalığı çok yüksek bizde. Yani böyle yapınca tabii genç yaşlarda çok yıpranıyoruz yani. Bugüne kadar kaç kilometre yol yaptın? Ben bütün Türkiye'yi gezdim. En beğendiğin yer karavancı gözüyle. Ya hadi 3-4 diyeyim. Şimdi kış hemen aklına gelen. Ya hemen ben Datça'ya hemen söylerim. Tamam. Datça benim için çok güzel bir. İzmir'in o yarım odayı çok seviyorum. Orayı tamam. söyleyeyim. Bir de Adıyaman işte bu taraflar falan çok güzel. Orayı söyleyeyim. Kışın da ben Antalya bölgesinde çok güzel cevherler var. Antalya'yı gezsinler bence kışın ama. Yani şöyle bahar aylarında kış aylarında tam girmeden oraları gezebilirler. Ama ilk benim aklımda kalan yer ne dersen tabii Datça'ya çok farklı bir yeri var bende. Datça'nın. Diyorlar ki ya alırım buradan bir karavan. Oo nerede akşam orada sabah. Çekerim deniz kenarına, çekerim dağ başına. Öyle mi? Öyle ama öyle değil. Değil çünkü mi? Zaman içerisinde belediyeler ve encümen kararlarıyla karavancılar karşı bir alerjik durum oluşturdular. Hiçbir zararımız yokken zararım var gibi oldu. Çünkü karavancılıkla kötü niyetli insanlar da çıktı. Minibüsü olan ben karavan yapacağım dedi ama zihniyet olarak o kültüre dahil olmayan arkadaşlar yüzünden o yok
işte giderlerini boşaltmaları falan filan bir gıcık bir ortam oluşturdular. O yüzden aslında biz de karalandık. Belediyeler de haklı. O pisliği bırakıyorsun be. Çöplerini bırak. Ben nelerin topladım ya. Ben çevreci bir insanım. Bir de aktivistim yani. Hayvan severim. Hayvanlara kötü muamele, çevreye kötü muamele. Adamlar da haklı. O kültür oluşması lazım. Yorulmadık daha yani. Ne yapmamız lazım? Yapmamız işte böyle anlatacağız. Bu hikayelerle onlara o çevrenin güzelliğini de toplarken biz o storylerde göstereceğiz. Arkadaşlar bakın bunu almamız lazım. Bunu oraya koymamız lazım. Ben diyorum ki bir eğitimden geçilmesi lazım. Geçen burada tabii senden önce daha onları yayınlamadım da hem Taylan abiyle konuştuk hem Ahmet Bey'le balık tutmanın bile bir ruhsatı mı diyeyim, evet. Bir izni var, bir belgesi var. Öyle herkes her yerde balık tutamıyor. Geliyor, evet. Bakıyor iznin var mı diye. Karavancılığın da artık bana göre şöyle bir günlük kısa öz eğitimden nasıl kurulur, nasıl yerleştirilirden tutun da çöpü nasıl yapacaksın, suyu nereye boşaltacaksın gibi bence bu ruhsatın da olması gerekir diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz hocam? Ya kesinlikle öyle. Hani bu psikoterapi gibi bir şeye sokmak lazım. Çünkü sosyoloji çok önemli, sosyal yaşamak da çok önemli. Karavancılık çok sosyal bir kavram. Şimdi bir sosyopatı, psikopatı da aranıza aldığınızda adamın çok kendi doğru. İlkeleri ve doğrularında gittiğinizde sen de orada karalanıyorsun. Tabii ki bu noktaya girecek insanların psikolojik anlamda bir sürece girip denetlenmesi lazım. Bu her şeyde olduğu gibi bunda da olması. Çünkü bu toplumun genlerinde acayip şekilde bir ruhsal bir problem var yani. Hepimizde olduğu gibi. O yüzden biz onu dengeleyen insanları karavancılıkla yaparsak öğreti olarak insanlara çok şey katar. Ve doğayı iyi kullanmamız lazım. Doğa elimizden gitti ya. Her şeyi kaybediyoruz. Bizim tek giderimiz doğa ama doğa yok elde yani. Tabii karavancılığın en güzel tarafı da minimum bir hayat tarzı. Su tüketimi neredeyse evet. Değil mi? Çok az. Gene betonlaşma yok. Aslında yerel yönetimlerin, hükümetlerin bu konuya da özellikle turizm açısından yani bütün koylara apartman şeyi otelleri betonları dikmektense karavancılık ve çadır yine aynı şekilde turizmin altyapısına destek verseler çok daha iyi olur. Bu konuda neler söylemek istersin? Ya zaten bizim en büyük problemimiz tesis olmaması. Tesis olmadığı yerde sektöründe. Tesis olmadığı yerde problemler çoğalıyor. İşte belediyenin yasaklı yerlerinde kalıyoruz. Ya da kalınmaması gereken yerde tehlikeye atıyoruz kendimizi. Giderimizi boşaltacak yer bulunca doğaya koyuyoruz. Bunu yapması için ilk başta üst segment yöneticilerin bunu el atması gerekiyor. Atıyorlar mı? Bilmiyorum. Atmıyorlar galiba. Hocam bir de diyorlar ki ya ne güzel bedava hayat. Sade işte mazot parasıyla bütün Türkiye'yi geziyorsun. Öyle bütün değil. Dünyayı geziyorsun. Hayat bedava değil mi karavancılıkta? Yok öyle değil. Evdeki maliyetler biraz mazot koyuyorsunuz o kadar. Ama evdeki maliyeti mazot koyarsanız şöyle oluyor. Elektrik ve doğalgazı mazota veriyorsun. Aynı şey ya. Yani aslında karavancılığın aynen. Bir maliyeti, bir bedeli olması lazım. Her yerde evet. Konaklıyorum. Başı boş bir şekilde olması da doğru bir yaklaşım yok, tarzı yok. Değil. Çünkü gittikçe artıyor. 7 yıl önce Türkiye genelinde belki 2003... Evet, devam edelim. Tamam. Senin işin de zor abi. Burada zor, benim işim de zor. Habire makas diyeceğim şimdi. Neyse, tamam şimdi devam edelim. Yani karavancılığın da bedava olacak bir kültür değil. Bunun bir bedeli olması lazım. Tabii ki belediyelerin kamp alanlarının rakamlarıyla özel sektörün kamp alanlarının rakamları aynı olmayabilir. Hemen aklıma şu da geliyor. Ya 200 liraya da kamp alanı mı olur? 300 liraya da gecelik konaklama mı olur? Bu konuda ne diyorsun? Olmaması gerekiyor. Çünkü bizim elimizdeki ekonomi bunu karşılamıyor. Mesela 5 gün orada kaldığında 1000 lira çok yüksek bir rakam. Onların daha uygun şekilde yapılması lazım. Çünkü belediyelerin eğer bunu el atarsa ucuza gider ama özel sektör buna yatırım yaptığı için o paraları çıkarabilme noktasında bu paraları istiyorlar. Biz de veremiyoruz zaten. Veremeyince dışarıda kalıyorsun ve dışarıda her zaman bir tedirginlikle yaşıyorsun. Yani birisi gelecek bizi buradan kaldıracak. Bu da kötü bir şey. Yani kendinizi oraya ait hissetmeden yaşama. Fakat doğada o kadar güzel bir akışkanlık var ki o akışkanlığın içinde kalmak istiyorsunuz. Bir yeri sabit gitmek de yazlık ev gibi oluyor. Yani bir karavan kampına gidiyorsun, herkesle beraber belki kafa dinleyeceksin, dinleyemiyorsun. Orada bir çocuk çıkıyor, tam böyle kitap okuyayım derken ağlıyor, zırlıyor, bakıyorsun olmuyor. Öbür taraf müziği son ses açıyor, olmuyor. Yani birazcık tam da oturmadı. Bağımsız, birazcık da bağımsız hareket edecek alanlarda bu kamudaki idare eden kolunun da birazcık hoşgörülü olması lazım. Olmuyorlar. Biz bilmiyoruz yani. Olması lazım. Bakın görüyorsunuz. Deniz kenarına gidiyorum. Hiç kimseye bir problemim yok. Tek başıma bir karavanım ama adam burada kalamasın dediğinde ne yapacaksın? Buyur buradan yap.
Zaten maliyet yüksek. Bir de oraya gitsen ne yapacaksın? Oraya gidince olmuyor. Sonuç itibariyle hem kamu yönetimi hem karavancılar ortak bir platformda birleşip bu işin bir düzene girmesi lazım. Ya bir düzensizlik var. Leyla ablamızı biliyorsunuz, federasyon. Evet. Leyla Ucudan. Evet. Onunla beraber neler konuştuk, ne toplantılar yaptık. Ya biz yapıyoruz da işte karşılığı yok oluyor işte. Ya ama direneceğiz yani. Enseyi de karartmaya gerek yok. Bu karavancılığı geliştireceğiz. Biz burada önce olarak kendimizi nitelendiriyorsak, siz de burada ne güzel önce olarak ifadelerde bu karavancılığa bir şey katıyorsanız, sesimizi kesmeyeceğiz. İsteyeceğiz. Utanmayacağız. Arsızlık yapacağız. İsteyeceğiz. Ama mutlaka bir gün bir şeyler değişecek. Bu da değişecek. Bu da büyüyecek bir sektör. Bu 20 yılın en büyük sektörüdür karavancılık, biliyor musunuz? Artık yazlık kültüründen insanlar çıktı, hareket etmek istiyor. Yaşam şeyleri, skalaları değişti. O yüzden buraya desteklenmesi, buranın geliştirilmesi gerekiyor. Şimdi ilk başta bu sancılı dönem, ama o sancılı dönemleri biz geçireceğiz. Direneceğiz yani, direne kadar. Bir de bana kalırsa geçte kalınıyor. Avrupa karavancıları da artık ülkemize yöneldi. Bu Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında aldığım bilgilere göre artık Türkiye güzergahını kullanıp Asya istikametini, Avrupa-Asya arasındaki güzergahın daha önce Rusya üzerinden yapıldığı ama savaş sonrası Türkiye üzerinde kullanılmaya başlanıldığını öğrendim. Dolayısıyla bu da bir ülkemize gelir aynı zamanda. Bunda Turizm Bakanlığı'na da iş düşüyor. Hızlı yani, bir şekilde geç kalmadan bu konaklama yerlerinin bir güzergahının yapılması lazım. Yani burada öngörü sahibi olan insanların doğru yerde doğru zamanlama yapması gerekiyor. Biz bunları düşünebiliyoruz. Siz de ne güzel konuştunuz. Onların da inşallah yapar da yani bu tesislenmeyi biz mesela Malatya'da, ben geçen hafta Malatya'daydım. İlk defa doğuda bir festival yaptık. Oraya da davet ettiler belediye olarak beni. Ve oradaki aşçı da gördüm. Düşünsenize orada İpek Yolu dediğimiz o yol üzerinde bir hani sistematiğin, kampların, belediyelerin, desteklerinin olması dünyadaki bütün karavancılığı o yol üzerinden oraya götürecektir. İşte bu kadar basit. Çok bir maliyeti de yok. Yok, ne maliyeti olacak ki? Yani belediyenin yer maliyeti yok zaten. Belediye suyu da zaten kaynaklarından kullanacak. Elektriği de belirli ölçüde şey koyabilirsiniz. Ücreti tabela ücreti. Bitti işte. Ne maliyeti olacak ki yani? Hadi elektrik güzel şeylerden bahsedelim. Kadir Hocam mandalin tadında neler yapıyor? Burada kısaca ondan da bahsedelim. Buraya geldiğinizden memnun musunuz? Bir bunun karşılığı oldu mu ilgi olarak? Bugün akşam bir konseriniz olacak herhalde. Evet. Ondan da bahsedelim. Burada benim çok takipçim vardı. Dünden beri, işte iki günden beri takipçilerimiz geliyor, ziyaret ediyor. Onlarla özlem gidermek beni çok mutlu etti. Ve burada tepkiyi çok güzel gördüm. Gerçekten bu kadar beklemiyordum, işten söyleyeyim. Artık şeydeki, fuardaki havayı görüyorum. Özellikle 19 Mayıs çok iyiydi. Bugün de, yani yarın da çok iyi olacak. Cumartesi olduğu için. Evet, cumartesi olduğu için. İnsanların tepkileri güzel. Bir şeyler yapmak istiyor, almak istiyor. Ama alacaklar. Burada da bu gelişecek. Akşam 90'lar Partisi, biliyorsunuz her konsepte evet, ben evet, 90'lar evet. Partisi yapıyorum. Burada da onlara takdim edeceğim. 90'lar gecesi yapacağız. Buralarda olan arkadaşlar... 90'lar derken yaşı 90 olanlar değil. Yok. 90'larda genç olanlar. 90'lar hala kendini 90... genç hissedenler. Evet, 90'larda güzel şarkıları dinleyen o güzel insanlar. Hangi parçalar şimdi, var mesela? Her şey var. 90'larda o an zaten isteğe göre gideceğim de biraz evet. Da. Çok böyle kafama burada, göre burada yapacağız. Burada yapacağım ya da orada bir sahne yapacaklar evet, galiba. Orada yapacağım. Evet. Orada en doğru şekilde bu işleri yapacağız. Akşam eğer yayın biraz geçe kalır ama sonuçta ama onlara da yetişebilirsek montajlarız. Onları da montajlayıp oraya koyarsınız da 90'larla ilgili güzel bir paylaşımımız olur yani. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Için. Size bol eğlenceli, yolunuz açık olsun diyorum bundan sonra. Var mı bir plan bundan sonra nereye gidiyorsun? Bundan sonraki plan bir Bodrum'da bir festivale gideceğiz. Oraya abi hiç olmadın, gidiyorsun ya, bayağı da geziyorsun. Geziyoruz yani, davet ediyorlar. Maliyetli oluyor mu? Sağ olsun birazcık sponsorlar onlar, var mı? Onlar evet, onlar birazcık bizi destekliyorlar ama ben tabii çok böyle yani yolumuzu, molumuzu destekliyorlar. Onları bize destekliyorlar. Abi o konuda bir şey söyleyeyim ya, ben bu fuara danışmanlık yaptım birazcık. Yani söz meclisten dışarı bazı YouTuber, yani sosyal medya, özellikle YouTube'daki fenomenler diyeyim hadi. Ya çok büyük rakam paralar istiyorlar ya. Ya biz onu da konuştuk evet. Yani yani gelirim ama işte otelde kalırım, 10 bin lira isterim, motor parası isterim, şunu isterim. Yani bilmiyorum yani, abi, evet. Böyle mi bu işler ya? Yani bu, şimdi ben KDV üreten de bir iş yapıyorum. Ben karavancılığı sevdiğim için, gelişmesi için o kadar uçları hiç yaşamadığım için onları artık anlamak, bilmiyorum, anlayamıyorum da bazen ama belki buradan geçinme arkadaşlarımız var, böyle fenomen arkadaşlarımız var. Ama ben daha böyle minimal ve kendini kurtaracak şekilde, masraf, bir de KDV üretecek bir iş de yapıyoruz. Yani evet. 90'lar gezisi yapıyoruz.
ona bile ekstradan bir şey almadan insanlara destek olsun diye. Ama tabii emeği karşılığında bunu yaptıran insanların da görmesi lazım. Onu ben adını koymam. Emektir çünkü bir rakam olmaz, şu olmaz, bu olmaz. Fakat böyle biraz da makul olması lazım. Makul olması lazım. Ben çünkü bu gelişen bir sektör. Çok fazla üzerine binmeye de gerek yok. İnsanlar bence öyle yapıyor. Bildiriyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet, bizi izlemeye devam edin. Yayınlarımız devam ediyor. Teşekkür ediyorum. Dünyaya geldim anda, yürüdüm ayrı zamanda, İki kapına bir anda gidiyorum, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. İki kapını bir anda gidiyorum, gündüz gece, gündüz gece.